Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kabinet kurarken kablo etiketlemesini nasıl yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Bakın şu şekilde reglajımız düzgün bir şekilde yapılmış. 24'lü bir patch panelimiz var. 24'lü patch panel bakın şöyle full dolu. Ve her birinin üzerinde bakın yazıyor. Patch panelinin numaraları olabilir. Patch panel üstünde bakın görüyorsunuz. Ama her bir kablonun üzerine de bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 devam ediyor 24'e kadar. Ve bakın her bir kablo üzerinde mesela 3 numaralı, 2 numaralı. Her iki ucunda da numara var. Bakın mesela bunu da şöyle çevireyim. 3 numaralı kablo nereye gidiyormuş? Bakın burada 3 numara bakın buraya geliyor. Görüyor musunuz? Kablonun her iki ucuna da mutlaka ve mutlaka ne yapın? Böyle etiket koyun ki nereye gittiğini bulabilirsiniz. Yani gördüğünüz üzere. KC3 mesela burada koyulmuş. Şimdi bu kabloyu buradan takip etmek çok zor. Komple reglajı bozmak zorunda kalırsınız. Eğer bu kabloyu takip etmek istiyorsanız. Şöyle gelip reglaj komple bozulacak. O yüzden ne yapmamız gerekiyor Hakan? Geliyoruz. Bu uçta da etiket yazıyoruz. Bakın şöyle de göstereyim size. Bu uçta da mesela KC3 diye bir etiketimiz var. Bir örnek daha verelim mi? Bakın burada mesela 1 diye bir etiketimiz var. 2 diye gidiyor. Mesela geliyoruz burada bakın yine 1 diye etiketimiz burada. Yani burada fiberin de etiketlenmesi güzel olurdu ama fiber etiketlenmemiş. Zaten tek fiber geliyor. Canavate marka fiber kullanılmış. Ben genelde şu uçları burada SC uç kullanılmış, sonlandırılmış ama LC tercih ediyorum. Daha şık duruyor. LC kullanabilirsiniz ama SC'de biraz daha fazla kullanabiliyorsunuz. Kamerette. Tabi yapınıza göre değişir. Bakın burada da sonlandırılmış uç. Fiberi takip edebiliyorsunuz ama buradaki kabloyu takip edemiyorsunuz. Mesela yine burada da bir yığın kablo var. Mesela sivice giren KC33. Hemen geliyoruz burada. KC33 en sonda. Bakın mesela KC33 buradayken burada en sonda. Mesela şurada KC23, 21 patch panelde nereye geldiğini böyle çat diye görüyoruz. Etiketlemelerinizi böyle yapın. Patch kablo alırken bakın şurası gri ya başlara. Kablonun kendi de gri olsun. Bazıları beyaz oluyor kablo. Başı farklı renk oluyor, kıçı farklı renk oluyor, ortası farklı renk oluyor. Hani böyle tek renk kullanırsanız kabloyu, patch kabloyu alırken tek renk kullanmak önemli. Patch panelle şu sivici alt alta koymuş olsaydınız daha kısa kabloyla işi çözerdiniz. Burada uzun bir kablo kullanılmış. Bu arada bu kamera kabineti. Hangi kamera olduğunda böyle işaretleyebilirsiniz. Kamera numaralarını da buraya verebilirsiniz. Çok rahat anlaşılır. O yüzden kabinet içindeki düzen, reglaj, numaralandırma, etiketleme çok önemli bir şey arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize bakın, sağlıcakla kalın. Mutlaka ve mutlaka etiketlemelerinizi yapın. Etiketlemeler çok önemli. Yani burada yaptığınız bir 18 numaralı bir etiket yazmışsınız. Mesela 17, 7, 17 nereye gidiyor? Hemen buradan hızlıca bulabilirsiniz. Mesela burada 17 çat diye buradan görebiliyorsunuz. Sivicin neresine girdiğinde. Burada da bir sivicimiz var. Kayıt cihazı var. Şu şekilde. Kamera kabinetlerinde. Bu önemli arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Kabinetimiz de çok önemli. Bu dış ortam bir kabinet. Şöyle kapağını kapatıyoruz. Dış ortam olduğu için burası cam. Yani delikli bir kabinet kullanılmamış. Çünkü o yansıma yapıyor arkadaşlar. Diğer kabinetler.